Değerli konuşmacılarımız, ben belki girizgahı biraz uzun tuttum. Hemen konuşmacılarımıza da yavaş yavaş söz vermek istiyorum. İlk konuşmacımız Sayın Müjgan Çetin. Müjgan Çetin İnovasyon Yönetim Danışmanı. İnşaat sektöründe neden inovasyon konusu hakkında bugün bizleri aydınlatacak. Sayın Çetin, Uluslararası İnovasyon Yönetimi alanında referans dokümanları hazırlamış bir katılımcımız, konuşmacımız. Sayın Çetin'in yazılı kitapları bulunmakta ve inovasyon danışmanlığı üzerine ödüller almış bir konuşmacımız. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Ayrıca Bilim Kızı proje lideri olarak da kendisi aramızda bulunuyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan Müjgan Hanım'a söz vermek istiyorum. Sayın Çetin, buyurun, mikrofon sizde. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. İnovasyon yönetimi alanındaki kitabımı, kaynak kitap hem üniversitelerde hem bunlarda kullanılıyor. Bu kitabımı göstererek başlayayım. Bu kitabımın geliri de bilimkızı.org projemize diyor ve orada kızlarımızı okutuyoruz. 36 kızımıza eriştik. Bunu da söylemeden başlayamayacağım. O yüzden teşekkür ediyorum. Zakir Bey sağ olsun beni arayınca böyle güzel bir sempozyumda konuda da bir şeyler size söyleyin deyince sempozyumun başlığı çok hoşuma gitti. İnşaat sektörünün yeniden inşası. Neden bir sektör yeniden inşa edilir? Böyle başlamak istiyorum. Neden inşaat sektörü diye ilk soruyu o şekilde sorarak. Şimdi az önce Bahar Hocam da söyledi. 200-250 yan sektöre 6 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Bir lokomotif bir sektörden bahsediyoruz. Ve ülkemizin gayri safi milli hasılasının, yani bütün bir 80 milyonun ürettiği değerin %35'ini bu sektör sağlıyor. Eğer bu sektörün yıkıldığını söylüyorsak, yıkıldığını düşünüyorsak ve bunun yeniden inşası konusunda bir kafa yoran, fikir üreten insanlar olarak bir arada bulunuyorsak, demek ki sektörün, bir masanın %35'ini yıkıldığını düşünün, hepsi yıkılacak. Dolayısıyla ülkemizin ekonomisinde, hepimizin gelir ve refahında %35'lik bir sarsıntı yaşıyoruz ki biz bu duyguyu ifade ediyoruz, bu düşünceyi ifade ediyoruz ve düşünürler olarak da diyoruz, peki ne yapalım da yıkılmadan bunu yeniden inşa edelim ve geliştirerek sürdürelim. Şimdi yine TÜİK'in geçen seneye ilişkin rakamlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu yıkılma tespitimiz acaba gerçekten doğru mu? 2022 yılında bu sektör, geçen senenin rakamları daha taze, %92 ciro büyümesi gerçekleştirmiş. Yani bir önceki yıla göre cirosunu %92 büyütmüş. Bunu gördüğünüz zaman zaten zengin oldular diyorsunuz. Ama bu sektörün girdi maliyetlerindeki büyümeye baktığımız zaman o da %103. Yani sektör geçen yıl kazandığını maliyetlere yatırmış, üstelik de zarar etmiş. Zarar etmeye başladığı zaman biz de bunu düşünmekte haklıyız bu işe. Kafa yoranlar olarak peki nasıl biz bu sektörü daha karlı ve ülkesel olarak da kendi refahımızı da destekleyecek, geliştirecek bir hale nasıl getirebiliriz diye. Tekrar yıkım konusuna geleceğim. Bir kurum, bir ülke, bir ilişki nasıl yıkılır? Niye yıkılır? Şimdi hem tarihsel ülkelerin tarihlerine baktığımız zaman hem kurumlara baktığımız zaman hepinizin aklına çok böyle canlı örnekler gelecektir. Yıkılmanın ilk sebebi olarak ya iç ya da dış saldırılar oluyor. Ya içeriden birinin beceriksizliği nedeniyle ya da dışarıdan bilerek ve isteyerek ele geçirme arzusuyla yapılan saldırılar en acıklı, en can acıtıcı bir yıkım sebebi. Sadece bu mu peki? İkincisi de tamam, hiç kimse kimseye saldırmıyor, herkes yaşamak istiyor ama kendini yenilemiyor. Kendini trendlere, toplumsal eğilimlere,
değişimlere, davranışsal değişimlere, teknolojik yeniliklere uyum sağlayamıyor ise. Bu en basitinden bir iki insan arasındaki ilişkide de eğer kendinizi yenileyemiyorsanız nasıl ilişki bir süre sonra kısır döngüye girip yıkılıyorsa kurumlarda da öyle, pazara uyum sağlayamıyorsa, ülkelerde de öyle, dünyaya uyum sağlayamıyorsa bir yıkım sürecine giriyorlar. Her ne kadar ülkemizde şu anda inşaat sektörünü lokomotifliğinde bir kısım teşvik mekanizmaları ile bir canlandırma girişimleri olsa bile yani başkasından bir şey bekleyerek kendinizi kurtarmaya çalışmak çok sürdürülebilir bir davranış biçimi değil. Sektörün kendi içinden de kendini yenileyebiliyor olması lazım. Ve bu trendlere, bu yeni akımlara, bu yeni yaklaşımlara, bu yeni zihinsel dönüşüme uyum sağlayabiliyor olması lazım ki hani bu çekme suyuyla değirmen anca nefes aldırsın bizlere. Şimdi dünyada ne değişti ki sabahtan beri çok güzel konuşmalar dinliyorum. İşte hani bunları çok kısaca, çok lafı da uzatmadan bir tedarik zinciri değişti. Küresel ısınma, sürdürülebilirlik, işte yaşıyoruz. Kar yağdı, yağmadı. 2 aylık suyumuz kaldı, kalmadı. Enerji krizi var. İşte Avrupa bu sene savaş nedeniyle soğukta geçirecek. Bir de üstüne %135'lere varan enflasyon, zamlar, doğalgaz, elektrik zamları yaşıyoruz. Ve bir taraftan dünyadaki bu trendler, yani sadece ülkemizin yaşadığı değil, gerçi en şiddetli enflasyonu biz yaşıyoruz ama akıllı şehirlerden bahsediliyor ve ülkemizde de gençler göçüyorlar. Bizim eskiden biz işçilerimiz göçerdi, Almanya'ya işçi ihraç eden bir ülkeydik. 1960'larda. Şimdi de genç ihraç ediyoruz. Bizim o düşünen, çalışan, enerjik beyinlerimizi ihraç ediyoruz. Şimdi sabah Demet Hoca da söyledi, açılış konuşmasında bu gençler niye gidiyor? Bu gençler niçin inşaat sektöründe çalışmıyor? Onlar olmazsa biz bilinen yöntemlerle bilinen şeyleri hep bildiklerimizi yapa yapa daha nereye kadar gidebileceğiz? İşte onun cevabı inovasyon. Her ne kadar da inşaatta da inovasyon mu olur derseniz, bu inovasyon mu yanlış bildiğiniz anlamına geliyor. İnovasyon sadece uçuk kaçık fikirlerle sonucu üretilen, wow dedirttiren bir teknolojik üründen bahsetmiyoruz. İnovasyon yaşamdaki gerekleri cevap verebilecek yenilik ve farklılıklarla değeri gerçekleştiren ve yaşama değer katan yeniliklerden bahsediyoruz inovasyon dediğimiz zaman. Ki bu sözleri Bahar Hocam dedi, uluslararası referans dokümanlarda da böyle tanımladığımız için çok emin bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Peki inovasyon sadece üründe mi olur? Hayır. Hizmette inovasyon yapabiliriz ki bu 200-250 yan sektörün içerisinde hizmet sektörü de var, inşaat sektörün içerisinde. Süreçlerde inovasyon yapabiliriz ki en büyük problem, tehdit, maliyetler çok yüksek. Biz kazandığımız parayı harcadığımız yerine koyamıyoruz, açık oluşuyor. Bu maliyetleri bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor, doğayı korumamız gerekiyor. İş modellerinde inovasyon yapabiliriz. Ben hocam saati bana uyarsın, çok kısaca hemen böyle aklıma geliveren birkaç inovasyon fırsatından bahsedeceğim ve bunu özellikle hem ulusal hem uluslararası çok sayıda kurum ve kuruluştaki uygulamaları bilen biri olarak söylüyorum ve bir yabancı övücülüğü de yapmadan konuşacağım şu anda. Yani ay bak Tesla ne kadar güzel yapmış, işte Amerikalılar da harikalar, işte Almanlar da ne güzel şeyler yapıyorlar diye konuşmayacağım. Bu bütün söylediklerim ki bizim oturumuz başlamadan önce bir genç girişimcimiz ne güzel anlattı. Bir dijital ikiz anlattı. Şimdi benden sonraki konuşmacılarda böyle
kendi ülkemizin o pırıl pırıl gençleri ülkemizde dijital inovasyonu, teknolojiyi kullanarak bize neler yapabileceklerimizi anlatacak. Bunları nerelerde kullanabilirsiniz? Dijitalleşme, bu dijital çözümler işte inşaat sektöründe ürün inovasyonu yapmakta kullanabilirsiniz. Ülkemizdeki çözüm ortaklarınızla işte yapay zeka, dijital ikiz, yeni yapı malzemeleri, enerji tarafı. Özgün Hocam sesiniz gelmiyor ama şu an bir bağlantı sorunu mu oldu acaba? Şu anda geliyor mu? Ha, şimdi daha iyi. Tamam. Tamam. Ülkemizde yeni yapı malzemeleri ve dijital çözümlerle çok sayıda güzel yeni ürünler üretme şansımız var. İnşaat sektöründe ürün inovasyonu yapma şansımız var. Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji merkezinde inanılmaz güzel nanoteknolojik inşaat malzemeleri üretme şansımız var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Süreç inovasyonunda bizi çok zorlayan verimlilik kavramı, maliyetleri minimize etme kavramında da işte bu yapay zeka, dijital ikizler, metaverse'ler, blockchain teknolojileri, bunlarla tasarımlarımızı daha hızlı, daha etkin yapabiliyoruz ve bunları, bu tasarımlarımız, tasarım maliyetlerimizi inşaat sektöründeki bu AR VR teknolojileriyle de daha hızlandırabiliyoruz. Dronları nerede kullanabiliriz? Tabii ki inşaat kontrolünde, tabii ki robotları kullanabiliriz maliyetlerimizi etmek için. Üstelik de iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uyarız. Hizmet yönetiminde çok sayıda ülkemizde güzel uygulamalar var. Tesis yönetimi, proje yönetimi, yeni iş modelleri anlamında ve iş modelinde inovasyonlar yapabiliriz ki çok bu oturumların, bu sempozyumunda kurulunda yer alan Demet hocamız da bu anlamda çok güzel çevik iş modelleri, paylaşım ekonomisi alanında sektöre hizmet sunuyor. Dolayısıyla inovasyon bir hayal değil, inşaat sektörü için ve ülkemiz için bütün dinleyicilerin bu anlamda bu sektör yıkılmadan daha ne yapılabilir? Bu yeniliklerle, farklılıklarla ürün, süreç, hizmet, iş modeli ve sosyal inovasyon anlamında neler yapabileceklerini düşünmelerini bir kere daha rica ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Müjgan Çetin'e katılımı için çok teşekkürler. Gerçekten inovasyon bir derya. Dinledikçe daha çok dinleyicimiz geldi. Sağ olun sunumunuz için de. Ben Bilim Kızı projeniz için de tebrik ediyorum. Yani ne kadar çok kızımıza temas etsek, gelecek nesilleri yetiştirecek annelere de o kadar temas etmiş oluyoruz doğal olarak. Hocam sizi de bekliyorum. Mentörümüz olarak kızlarımıza el vermenizi. Böyle üniversitelerimizde çağdaş bilim kadınlarını gördükçe hemen herkese bu teklifte bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben size daha sonra programdan sonra iletişim kurup temas sağlayacağım, aklımda zaten. Çok beğenerek dinledim konuşmanızı da, sağ olun. İnşaat sektöründe inovasyon konusuna temas ettik. Hem malzemede inovasyon, hem sektör dijital teknolojileri kullanırken inovasyon bizim için kaçınılmaz. Çünkü çağı yakalamamız gerekli bir şekilde. Ben Müjgan Hanım'dan sonra ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum.